Birinin kıymetini cahil nereden bilecek? Ve şimdi mikrofona Deniz İnan gelecek. Gerçekten bak şu çocukların işine demek geliyor senin içinden. Güzel bir duygu. Küçücük yaştaki hallerimi hatırladım. Ben 8 yaşında başladım şiir yazmaya. O zaman etrafımda bunu yapan hiç kimse yoktu. Ben yastık altına saklardım, utanırdım. Abim herkesin içinde okurdu, ben ağlardım. Çünkü enteresan bir şey yapıyordum ama işte 20 yıl geçti üzerinden, 20 sene sonra geldiğimiz nokta çok farklı, çok güzel. Bizim böyle platformlarımız olmadı. Ben o anlamda gerçekten çok duygulandım. Çok teşekkür ediyorum küçük arkadaşlarıma gönül verdikleri için şiiri. Nerede Deniz İnan'da? Bir şiir okuyayım var. Şemsiye altı yalnızlık. Bazen gereğinden fazladır her şey. Üzerine düşen yağmur damlası örneğin. Ya da altında ezilen asırlık toprak. Taşıyabildiğinden ağırdır omzun. Hele ki yaslanıp bağlayacak biri de yoksa, bu senin yalnızlığındır. Öğrendim ki hiçbir yalnızlığın adı yok. Sokaklar yalnızsa, ışığın gölgesi de yalnızdır. Ya da isimsiz bir hüzündür payına düşen, kolların yalnızca kendine sarılıyorsa. Bazen az kalırsın kendine. Hatta öyle azsındır ki, kimse şemsiyesi altına almaz yalnızlığını. İçinde bir sen büyür ve sen büyürsün akşamlarında. Öyle ki hiçbir yokluğu kabul etmeyen kalbin derin bir güruha saplanıp kalır, elleri yorgun. Ne itiraza gücün kalmıştır, ne kabullenmeye. Gece perdesini indirip yıldızları çoktan iğnelemiştir örtüsünü. Ve bir gün bir bakarsın, ardında bırakmaya çalıştığın yalnızlık en çok aradığındır. İşte o zaman öylesine çoksundur ki kimsenin şemsiyesi altına sığmaz çoğalışların. Bu senin yalnızlığındır. Teşekkür ederim.